Cumhuriyet TV'ye hoş geldiniz. Gazetemiz yazarı Tunca Molla Veysoğlu'nun haberine göre orman yangınlarıyla mücadele bahanesiyle milyonlarca metreküp ağaç kesilecek. Orman Genel Müdürlüğü yol kenarlarında sağlı solu 5 metre derinlikteki bütün ağaçların kesilmesi talimatını verdi. Uzmanlara göre Orman Genel Müdürlüğü çok uluslu şirketlere ham madde sağlanması için var gücüyle çalışıyor. Türkiye ormanları AK Parti iktidarı döneminde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yalnızca Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları yaşanmazı, aşırı kesim yoluyla ormanlarımız sürdürülebilir özelliğini de kaybediyor. Ormanlarımızı korumakla görevli Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü skandal bir emre imza attı. OGM'nin teşkilatlara gönderdiği yazıda orman yangınlarına karşı mücadeleden söz edilerek şu ifadelere yer verildi. Orman içi ve bitişiğinden geçen her türlü yolların kazı ve dolgu şevlerindeki ağaçlar tamamen kesilecek ve bu noktalardan itibaren her iki yönde topografik şartlar göz önüne alınarak 5 metre mesafede tamamen tıraşlama yapılarak yanıcı maddenin ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Daha sonrasında ise 285 sayılı tebliğin 3. bölüm 17. maddesine göre her iki yönde 25-50 metre mesafede ara ve alt tabakının temizlenmesi ve bakım müdahaleleriyle yanıcı maddenin azaltılması sağlanacak. Gerekli durumlarda kapalılık 1'e kadar indirilecektir. Yani boyutları itibariyle dehşet verici bir kesim ormanlarımızı bekliyor. Türkiye'de orman yolu ağı 276 bin kilometre. Bu yolların bitişindeki ağaçların sağlı sollu 5 metre tıraşlanması ve 25 ila 50 metre derinlikte seyretilmesi Türkiye ormanlarının son anlamına geliyor. Bu vahşi emrin bir başka sonucu daha var. O da tahmini 20 milyon metreküp üretimin kimleri zengin edeceği sorusu. Yonga Levha Sanayicileri Derneği, Avrupa'ya ham madde yetiştirmekte zorlandıklarını, ormanlardan elde edilecek üretimi her yıl katlamak istediklerini ifade ediyor. Bir avuç çok ulusu şirket, Türkiye ormanlarını Avrupa'ya peşkeş çekiyor. Dünya ortalaması 0.8 metreküp olan orman üretimi, Türkiye'de 4 metreküp. Eski Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürü AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan bile kendi genel müdürlüğünün yağma düzenini isyan ederek şunları söylüyor. 2017'de ormanlarımızdan 18,5 milyon metreküp üretim yapıldı. Yani ağaç kesildi. 2020'de bu üretim 28,5 milyon metreküp'e ulaştı. 2021'de 35 milyon metreküp ağaç kesildi. Orman yangınları ve ağaç kesiminde ne yazık ki rekor kırılıyor. Ceylan, orman üretiminin stratejik olduğunu, üretimin ve ihracatın Batılı diğer ülkelerde yapıldığı gibi kısıtlanması gerektiğini söylüyor. Ormanlarımızdan kesim yoluyla elde edilen üretime yanan orman alanlarından yapılan üretim dahil değil. Türkiye bu skandalı da yine Cumhuriyet'ten öğrenmişti. Orman yangınlarında çok uluslu şirketlerin milyarlarca dolar kar ettiğini geçtiğimiz Nisan ayında bir yazı dizisiyle kaleme almıştım. Yanan alanlardan elde edilen üretim resmi rakamlarla 13 milyon metreküp. Uzmanların tahminine göre 20 milyon metreküptü. Yani ormanlar yanarken Türkiye'de yerleşik çok uluslu şirketler bu yangınlardan rant elde etmişti. Bu üretim yetmemiş olacak ki Orman Genel Müdürlüğü belgesini paylaştığım skandal emirle yol kenarlarındaki ağaçların da kesilmesi talimatını verdi. 276 bin kilometre yoldan söz ediyorum. Emirde yangına hassas denilerek açık kapıda bırakılmış. Tüccarlar ve çok uluslu şirketler için yol kenarlarından yapılan üretim son derece maliyetsiz olacak. Kamyonu yanaştırıp milyonlarca ağacı yükleyip götürecekler ifadelerini kullandı. Tunca Molla yazısı yazısıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi ve Cumhuriyet TV sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.